30 kat fazla bir vergi ödedim. Ürünün içindeki 30 kuruşluk bir ürün için 13 TL'lik vergi ödemek nedir abi ya? Vay canına. Ben böyle bir paketleme görmedim arkadaşlar. Satıcı resmen böyle paketlemiş. Evet arkadaşlar. Hepinize selamünaleyküm. Bu paketin içerisinde ne olduğunu eminim hepiniz merak ediyorsunuz. Çünkü ben bu paket için yaklaşık 13 TL'lik bir fiyat ödedim. Bu da yaklaşık aslında içindeki ürünün 20 katı falan, hatta belki 30 katı falan arkadaşlar. Düşünün. 30 kat fazla bir vergi ödedim ürünün içindeki fiyata göre. İçinde hepiniz eminim ne olduğunu çok çok merak ediyorsunuz ve ürünü aldığım fiyatın aslında şurada yazan fiyat arkadaşlar gerçek fiyatı bile değil. Şöyle göstermeye çalışacağım. Ya ben bu ürünü 30 kuruşa aldım. Hatta isterseniz ürünün ne olduğunu göstermeden önce fiyatı da şurada göstereyim arkadaşlar. Bakın 6.2 TL'ydi. 5 TL indirim kuponu vardı. Yaklaşık 30 kuruşa geldi. 30 kuruşluk bir ürün için 13 TL'lik vergi ödemek nedir abi ya? Ayıp ya. Yani bu kadar çok vergi ödeyeceğimi kesinlikle düşünmedim ki ben 13 TL'ye bu ürünü burada zaten 2 tane 3 tane alırdım. Bunu alma sebebim şu arkadaşlar. AliExpress veya diğer yurt dışı satış mağazalarından ucuz ürün almamanız için bu videoyu çektim. Çünkü eğer 50 TL'nin altında bir ürün alıyorsanız aldığınız ürüne gelecek minimum vergi bu. Şu an için bu tabi ilerleyen zamanlarda bu vergi artabilir ee, Şu an için ödeyeceğiz minimum vergi 13 TL arkadaşlar 5 TL'lik indirimi kullandığım halde 13 TL'ye geldi ben bu ürünü 6 TL'ye almış olsaydım yaklaşık Bana 20 liraya falan mal olacaktı ee, O yüzden size tavsiyem Bu videodan hemen sonra eğer bir sipariş verdiyseniz ve hala kargolanmadıysa kesinlikle siparişi iptal edin abi. Veya başka şeyler de alın. Pahalı ürünler de alın. Takipli bir şekilde gelsin. Bu elime yaklaşık bir buçuk ayda ulaştı. Takipsiz bir şekilde geldi. Yani 30 kuruşluk bir ürün içinde takipli kargo tabii ki mantıklı değil. Dilerseniz pakette var? Şöyle yavaşça çıkartayım. Yavaşça çıkartıyorum. Vay canına. Ben böyle bir paketleme görmedim arkadaşlar. Satıcı resmen böyle paketlemiş. Böyle bunun içine koymuş, göndermiş. Nasıl bir satıcı ben de çözemedim. Adam değişik bir satıcı ama yine de helal olsun. Yani değer vermişler, kırılmasını engellemişler diye düşünüyorum. Ve ürünü ne kadar merak ediyorsunuz bilmiyorum ama <laughs> 30 kuruş eder mi onu da bilmiyorum. Ürünü şöyle yaklaştırayım, netledikten sonra yavaştan çekiyorum ve ürün bunlar. Evet arkadaşlar ürünümüz bu e, kamerada belki birazcık büyük gözüküyor olabilir ama serçe parmağımı şöyle getireyim bakın serçe parmağımın yarısından birazcık büyük e, bunlar drone pervaneleri arkadaşlar e, aldığım mağazanın indirim kuponu vardı 1 dolarlık indirim vardı. Fiyat farkı yoktu. Ben de deneme amaçlı almıştım. Aldığıma pişman oldum bu vergiyi ödedikten sonra. Aslında geri iade de yapabilirdim ödemeden. Ama adamlar o kadar emek harcamışlar, o kadar yerden gelmiş, o kadar kargo hizmeti verdiler. Ee, en azından bu ürünü kapıma kadar getiren insanlara değer verdiğim için ve e, aslında. Bunu geri göndermek çok ayıp olurdu çünkü o kadar insanın emeğini boşa çıkarmış olurduk. O yüzden geri göndermedim arkadaşlar. Kargoyu aldım. Size tavsiyem kesinlikle Aliexpress gibi, Banggood gibi, ondan sonra diğer alışveriş sitelerinden alacağınız ürünlerde gümrük vergisine çok fazla dikkat edin. Yoksa alacağınız ürün isterseniz 1 TL'lik, isterseniz 10 kuruşluk bir ürün olsun ödeyeceğiniz vergi kesinlikle değişmiyor ödeyeceğiniz vergi bir kere en az gümrük sunum ücreti ödeyeceksiniz 8 TL. Kesintisiz yani bunu kesin ödüyorsunuz bu ücreti. Damga vergisi ödüyorsunuz 70 kuruş. Bunu da kesin ödüyorsunuz. Sadece gümrük vergisi yani asıl aslında ödediğimiz vergi 5 lira. Bu kargoda 5 liralık gümrük vergimiz var. Ve buradan gümrük vergisi ile ilgili bir şey daha dile getirmek istiyorum arkadaşlar. Şöyle küçük bir hesap yaptım. Günlük binlerce kargo gelmiş olsa yurt dışından gelen her kargo için gümrük sunum ücreti yani gümrüğe sunma ücreti olarak 8 TL kestiklerini düşünürsek 1000 tane üründen 8000 TL anında kazanmış oluyorlar herhangi bir işlem yapmadan ki işlem yaptıktan sonra da yine vergi geliyor 5 liralık bir vergi daha geliyor. Ben burada demek istediğim şu vergi vermeyelim demiyorum vergi verelim illaki verelim ama bu verdiğimiz vergi en azından gümrük vergisinden daha az olsun. Yani şu üst taraftaki sunum vergisi gümrük sunum ücreti 8 TL yerine 3 TL olsun abi 2 TL olsun. Hem gümrük vergimiz düşsün hem ekonomiye can vermek için alışveriş yapmaya devam edelim. Sonuçta yurt dışından aldığımız çoğu ürün ülkemizde satılmıyor. O yüzden çoğu insan yurt dışından almaya çalışıyor ve farklı şeyler denemek istiyor. Mesela bir insan tutup da Çin'e gidemez. Çin'e gidip gelme maliyeti ne bir kenara koyup Çin'den alacağı şeyleri kargo şirketleriyle hallediyor. Yani bu şekilde yaparak aslında insanlara zulüm yapmış oluyorlar ama devletimiz inşallah yakın zamanda buna da bir çözüm getirecek. Ee, ben şöyle düşünüyorum. Daha öncelerde hiçbir ürüne 5 dolara 5 dolar altı olan hiçbir üründen vergi alınmıyordu. Sanırım şu an onun acısını çıkarıyorlar. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Eğer bir ürün alacaksanız kesinlikle değerli bir ürün olsun. En azından elinize geldiğinde boş boş ödediğiniz paraya ve ürüne bakmamış olursunuz. AliExpress ve diğer konularda merak ettiğiniz tüm soruları şuradaki Instagram adresimden veya yorum kısmından, açıklama kısmından bana ulaşarak sorabilirsiniz arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet